Evet merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci ünitedeki beceri temelli soruların çözümüne bakalım beraber. Hemen birinci soruyla bakalım. Birinci soruda bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. Bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. Ancak bu hücre sayısı, büyüklüğü ve yapısı aynı değildir. Bu nedenle bitki ve hayvan hücreleri arasında farklılıklar vardır. Bir öğrenci K ve L olarak adlandırdığı iki farklı hücreyi inceleyerek aşağıdaki tabloyu oluşturmaktadır. Bir öğrenci K ve L olarak adlandırdığı iki farklı hücreyi inceleyerek aşağıdaki tabloyu oluşturmaktadır. K hücresine bakalım. Hücre çeperi yok demiş. L hücresinde çeperi göstermiş. Hücrenin şekli yuvarlak, hücrenin şekli köşeli. Plastitler yok, plastitlerin varlığını göstermiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Çam iğnesi hücresi K ile adlandırılan hücre şekline örnektir demiş. Ne diyoruz? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur dediği için çam iğnesine bakalım hemen. Bir bitki hücresi olmalı. K hücresi bir bitki hücresi değildir. O zaman bunu yanlış olarak ifade ediyoruz. Ağız içi epitel hücresi L ile adlandırılan hücre şekline örnektir demiş. Ağız içi epitel hücresi bir hayvan hücresidir. L'ye bakalım. L'de bir bitki hücresi gösterdiği için buna da yanlıştır diyoruz. L ile adlandırılan hücre çeşidine mitokondri organeli bulunmaz demiş. L'ye bakalım. Mitokondri organeli bulunmaz. Bitki hücresinin enerji ihtiyacı var. Bu nedenle mitokondri bulunmaz. Doğru bir bilgi değildir. K ile adlandırılan hücre çeşidinde koful genellikle küçük ve çok sayıdadır. Bakalım K bir hayvan hücresidir ve kofulları küçük ve çok sayıdadır. Bulunmaz, yanlıştır diyoruz. Hemen D seçeneğine bakalım. K ile adlandırılan hücre çeşidinde koful, kofullar genellikle küçük ve çok sayıdadır demiş. K'da hayvan hücresi, kofullar küçük ve çok sayıdadır. Bu nedenle doğru cevap olarak D seçeneğini işaretleyebiliriz. Hemen ikinci soruya geçelim. Hayatından bir kesit verilen İsmail'in hücrelerindeki organellerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. İsmail'in geçirmiş olduğu bir hastalık sonrası bir bakteri türü vücuduna girmiş. Ancak iki hafta sonunda kendiliğinden iyileşmişti. Bu süre içinde aylardır hazırladığı 1000 metre yıldız sporcular koşu yarışmasına hiç antrenman yapamadan katılmak zorunda kalmıştı. Yarışın ilk 300 metresini rahat bir şekilde koşmuş ancak bacaklarındaki ani kasılmaları son 500 metrede de enerjisinin tükendiğini hissetmişti. Terden sırılsıklam olan İsmail nefes almakta güçlük çektiğini fark edince yarışı bıraktı. Buna göre hangisine ulaşılamaz demiş. Golgi cisimci İsmail'in terlemesi esnasında daha fazla görev yapmıştır. Golgi salgı üretiminde görevli bir organel olduğu için böyle bir bilgiye ulaşabiliriz. Vücuda giren bakterilerin yok edilmesine lizozom organelleri yardımcı olmuştur. Lizozom sindirimde görevli olduğu için böyle bir bilgiye ulaşabiliriz. Nefes almakta güçlük çektiği sırada ribozom organelleri hücrelere gerekli kadar oksijen taşıyamamıştır diyor. Ribozom bütün hücrelerde bulunan, protein sentezinde görevli bir organeldir. Hücreye oksijen taşıma gibi bir görevi yoktur. Bu nedenle ulaşılamaz C seçeneğidir. D'ye de bakalım. Bacaklarındaki ani kasılmalar ve enerjinin tükendiği hissi hücrelerindeki mitokondrilerin yeterli miktarda enerji üretememesi sonucudur. Doğru. Mitokondri enerji üretiminde görevli olduğu için enerji yeteri kadar üretilememiştir. Bu bilgiye de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bakalım üçüncü soruda. Üçüncü sorumuzda lizozom demiş. Sindirim enzimleri içeren ve bulunduğu hücredeki organellerin geri dönüşüm tesisi olarak görev yapan bir organeldir. Lizozom al yuvarlar hariç bütün hayvansal hücrelerde ve sıvı ortamda yaşayan tek hücreli canlılarda bulunur. Evet. Yukarıdaki şekilde ak yuvar hücresinde bir mikroskobik canlının lizozomla etkisiz hale getirilmesi gösterilmektedir. Buna göre lizozomlar doğru şekilde çalışmazsa durumlarından hangileri gerçekleşebilir demiş. Hemen bakalım. Hücrenin ölümü. Eğer lizozom doğru çalışmazsa, bakalım mikroskobik canlı içeriye giriyor. Bir algılayıcı var. Lizozom ne yapıyor? Hemen bunu içerisine alıyor. Parçalayıp hücrenin dışarısına atıyor. Bu anlamda bu gereklidir diyebiliriz. Daha hızlı büyüme gerçekleşir demiş. Lizozom olmazsa büyüme ile ilgili daha hızlı olacağı ile ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz. Hastalıkların yayılması evet doğru daha çok hastalık gerçekleşir ve yayılır. İstenmeyen maddelerin birikimi demiş. Evet istenmeyen maddelerin sindirilip kurtulduğumuz sindiriminde görevli olduğu için evet bunların da birikmesi gerçekleşir. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz buna göre glikojen miktarındaki değişime neden olan faaliyet aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım hücredeki glikojen miktarı zaman içerisinde azalmış. Glikojen hayvanlardaki glikozun basit şekerin fazlasının depo şeklidir. Enzimler tarafından parçalanır ve enerji depolanmasını sağlar. Sağlıklı bir insanın bir hücresindeki glikojen miktarını zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Hemen bakalım o zaman. Hücreyi dış etkilerden koruyarak dayanıklılık sağlayan hücre duvarının etkinliğidir demiş. Hangisi olabilir diyor. Evet. Hayır diyoruz bununla ilgili. Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentez yapan kloroplastın çalışması. Hayır diyoruz buna da. Büyük ve az sayıda olan kofulun hücre içindeki içinde depoladığı atık etkinliği. Buna da hayır diyoruz. Enerji gereksinimi Fazla olan bir kas hücresinde gerçekleşen yıkım doğru. Enerji ihtiyacımız glikojenden kaynaklanıyor. Zamanla azalması da glikojenin yakılarak kaslarda enerjiye dönüştürüldüğünü gösteriliyor. O zaman bunun için cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Hemen 5. soruya bakalım. Aşağıdaki şekil insan vücudundaki bir hücreyi temsil etmektedir. Bu hücre içindeki numaralı yapılarla ilgili hangi ifade yanlıştır demiş. Bakalım numaralı yapılarla ilgili hangi ifade yanlıştır? Bir fotosentez yapan bir kloroplasta aittir diyor. Bir numaralı yapı fotosentez yapan kloroplast değildir. Çekirdeğin etrafını saran nedir? Endoplazmik retikulumu gösteriyor. O zaman bizden yanlışı istediği için Hemen yanlıştır diyebiliriz bununla ilgili. 2. DNA içeren bir çekirdeği temsil eder. Evet. 3. Solunumu gerçekleştiği bir mitokondridir demiş. 3 numaralı yapı. Evet. Bakıyoruz içerisindeki kıvrımlardan. 4. Hücrenin şeklini korumasına destek olan hücre zarıdır demiş. Evet bunu da doğru diyoruz. Buna göre cevabımız... A seçeneği olarak ifade edebiliriz. Altıncı soruya geldiğimizde hemen bakalım. Geçmişten günümüze mikropların teknolojinin gelişimine bağlı olarak ulaşabildikleri ortalama görüntü, büyütme oranları ve bazı yapıların keşif yılları aşağıda verilmiştir diyor. Bu tablodaki veriler incelendiğinde Çıkarımlardan hangileri yapıla bilir? Bakalım hemen. 1- teknolojinin gelişmesiyle yapıların daha detaylı incelenmesi mümkün olmuştur diyor. Bakın yapı, hücre, mitokondri ve DNA yapının keşif yıllarını vermiş yanında ve e, burada da mikroskobun keşif yılları büyütme sistemini göstermiş. Bununla ilgili teknolojinin gelişimiyle yapıların daha detaylı incelenmesi mümkün olmuştur diyor. Bu bilgi doğrudur diyebiliriz. Mikroskopların gelişmesi hücreye ait yapıların daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır. Doğru. Bu bilgiyi de doğru diyebiliriz. Mikroskoplar mümkün olan en gelişmiş seviyeye ulaşmıştır diyor. Bilim gelişen, değişen, sürekli canlı bir organizma gibidir diyoruz her seferinde. Bu nedenle bu bilgiyi doğru kabul edemeyiz. Hangileri yapılabilir dediği için de cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet, yedinci soruyla devam edelim. Yedinci soruda matruşka genellikle ahşaptan yapılan bir oyuncak bebek türüdür diyor. Açılan her bir bebeğin içinden daha küçük başka bir bebek çıkar. Hücreden organizmaya kadar uzanan hücre, doku, organ, sistem, organizma ilişkisi şekilde verilen matruşka bebekleriyle modellenmiştir diyor. K, L, M, N, P olarak isimlendirilmiş. Bir oyuncaktaki her bir bebek verilen ilişkide bir yapıyı temsil ettiğine göre Aşağıdakilerden hangisi uygun değildir demiş. Uygun değildir diyor. Bakalım A seçeneğine. P bebeği ile temsil edilen yapı organizma olarak adlandırılmaktadır. Evet. En büyüğü değil mi? Hücre, doku, organ, sistem ve organizma olarak adlandırdığında değil mi bunları şöyle eşleştirebiliriz hücre için doku için, organ için, sistem için ve organizma için eşleştirdiğimizde bu bilginin doğru olduğunu görüyoruz. N bebeği ile temsil edilen yapıya sindirim sistemindeki mide örnek olabilir demiş. N'ye bakalım. N bir sistem. Sisteme bir organ örneği vermiş. O zaman bu bilgi doğru değildir. N'den önce gelen M için M için mideyi ne yapabilir? Örnek olarak verebilir. K bebeği ile temsil edilen yapıya iskelet sistemindeki kas hücreleri örnek verilebilir diyor. K'ye bakalım. Kas hücrelerini evet buraya örnek olarak verebiliriz. L bebeği ile temsil edilen yapı benzer işi yapmak üzere bir araya gelen benzer yapıya sahip hücrelerden oluşmuştur diyor. L de evet benzer işi yapmak için bir araya gelen hücrelerden oluşmuştur diye biliriz çünkü bu hücreler dokuyu meydana getirir. O zaman bu bilgi de doğruysa hangisi söylenemez dediği için cevabın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Geldik 8. soruya. 8. soru yalnızca verilen bilgi ve görselden yola çıkılarak demiş. İfadelerinden hangilerini ulaşılabilir. Bakalım bize verdiği bilgiye. Günümüzde adını sık sıkça duyduğumuz kanser hastalığı mitoz bölünme mitoz bölünme sırasında oluşan hasarlı hücrelerin yok edilmesi gerekirken bölünmeye devam ederek kontrolsüz bir biçimde çoğalması sonucu oluşur. Aşağıdaki görselde normal hücre bölünmesi ile kanserli hücre bölünmesi modellenmiştir. Bakın normal bir hücre bölünmesi bölünmeye devam ederken burada hasarlı bir hücre oluşuyor. Hücrenin ölümü olarak ifade edilmiş. Buradan da ilk mutasyon, ikinci mutasyon, üçüncü mutasyon, dördüncü mutasyon ve kontrolsüz çoğalma yani kanserli hücrenin bölünmesi gösteriliyor. Şimdi buna göre sadece buradaki görsel ve bilgiyi göz önüne aldığımızda hemen bakalım. Normal hücre bölünmesinde hasarlı hücrenin mitoz bölünme geçirmesi engellenmiştir demiş. Evet bu bilgi doğru. Normal hücre bölünmesinde çünkü hasarlı normal hücre bölünmesinde Hasarlı hücrenin mitoz bölünme geçirmesi engelleniyor burada. Bakın, sağlıklı olan hücre bölünmeye devam etmiş. Kanserli hücre bölünmesinde hasarlı hücre mutasyon geçirerek bölünmeye devam etmiştir diyor. Bu bilgiye bakalım. Mutasyon geçirerek bölünmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Böylelikle çoğalmıştır. Kontrolsüz çoğalma gerçekleşiyor. Herhangi bir hücrenin hasarlı olması ilgili dokudaki tüm bölünmelerin durmasına neden olur demiş. Herhangi bir hücre hasarlı ve o dokudaki tüm bölünmelerin durmuyor. Gördüğünüz gibi burada bölünme devam ediyor. O zaman yukarıdaki şekil göz önüne alındığında bu bilgiyi ne diyoruz? Yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Hangilerine ulaşılabilir dediği için de Bakalım 1 ve 2 yani B seçeneği diyoruz. Evet 9. soruyla devam edelim. 9. soruda bir hücre bölünmesi mikroskop ile incelendiğinde şu gözlemler elde ediliyor diyor. Birinci gözlemde stoplazma bölünmesinde ara lamel. Burada hemen ara lamel kelimesinin altını çizmek istiyorum. Bu önemli çünkü bölünme sonucunda birbirinin aynı iki yeni hücre oluşuyor. İki yeni hücre oluşuyor kelimesinin de altını çizmek istiyorum. Buna göre bu hücre bölünmesi sırasında aşağıdaki evrelerden hangisi görülebilir demiş. Hangisi görülebilir? Bakalım. Burada bir yuvarlak bir hayvan hücresi görüyoruz. Burada aralemel oluşumu gözlemlenemez. Çünkü sentrozomlar var, değil mi? Aralemel oluşumu beklemiyoruz burada. O zaman bu görseli kabul edemeyiz. Burada da yuvarlak bitki hücresinde bir metafaz görüyoruz. Bakın, ekvatoral düzleme dizilmişler. Kromozomlar, kardeş kromatitler dizilmişler ve ayrılacaklar. Bakın burada bir bitki hücresi. Evet aralemen oluşumu bekliyoruz. Fakat şu bölgelere dikkat ederseniz, şu bölgelere dikkat ederseniz burada crossing over yani parça değişimi olduğunu gözlemliyoruz. Parça değişimi olayı da sadece nerede vardı? Mayoz. Mayoz bölünmenin bir evresiydi. O zaman bunu da kabul etmiyoruz. Bu nedenle cevabın D seçeneği olduğu zaten ortaya çıkıyor. Parça değişimi yok. Anafaz evresi ayrılma gerçekleşmiş kardeş kromatitlerde ve aralamel plak oluşumu gözlemlenecek. 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki şema bilim adamlarının insana ait bazı hormonları üretmek için bakterileri kullandıkları biyolojik tekniği göstermektedir demiş. Bakalım DNA, insan hücresi, Hemen ilgili hormona ait bilgileri içeren DNA'daki özel bölüm çıkarılıyor ve bakteri hücresine monte ediliyor. Sonra bakteri hücresi bakın değil mi? Bu tekniğin başarıyla hormon üretmesi için verilen aşamadan sonra hangi olay gerçekleşmelidir? Evet, 10. soruyla devam edelim. 10. soruda aşağıdaki şema bilim adamlarının insana ait bazı hormonları üretmek için bakterileri kullandıkları biyolojik tekniği göstermektedir demiş. Bakalım bir insan hücresi ve bir bakteri hücresi görüyoruz burada. Hemen DNA'nın hormon üreten kısmı parçası çıkarılıyor. İlgili hormona ait bilgileri içeren DNA'daki özel bölüm Bakteri hücresindeki DNA da çıkarılıyor ve ilgili yere monte ediliyor. Sonra oluşan bakteri hücresini gözlemliyoruz. Bu tekniğin başarıyla hormon üretmesi için verilen aşamalardan sonra hangi olay gerçekleşmelidir? Demiş hangi olay gerçekleşmelidir? Bakalım buraya A seçeneğine. İnsan DNA'sı aktarılan bakteri hücresinin mitoz bölünmeleriyle çoğalması. Mitoz bölünmeleriyle çoğaltarak daha fazla bakteri hücresi ve hormon üretimi sağlanabilir. Bu bilgi doğrudur. Diğer seçeneklere de bakalım. Bir parçası çıkarılan bakteri DNA'sının farklı bir bakteri hücresine yerleştirilmesi. Parçası çıkarılmış olan bakteri DNA'sının farklı bir bakteri hücresine yerleştirilmesi hormon üretimi için gerekli değildir. İnsan DNA'sı aktarılan bakteri hücresinin mayoz bölünme sonucu gametler oluşması mayoz bölünme çeşitlilik anlamına geliyor. Çeşitlilik yapmadan, herhangi bir değişim yapmadan var olanı üretim için kullanmak, arttırmak gerekmektedir. İnsan hücresinden alınan DNA bölümünün parça değişimi yapması için bir süre beklenmesi. Hayır bu da burada çeşitlilik değil. Var olan DNA'nın bakteri hücresinde üretim yapması istendiği için cevabın hemen A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu bölümde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.